Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Binance'in yeni Launchpool etkinliğine bakacağız. Binance Launchpool'da AIO coin yayınlandı. 4 gün boyunca f 2 ve BNB stake ederek AIO coin kazanabileceğiz. Zaten BNB'nin yükselişlerinden aslında Launchpool geleceğinin tahminini yapmıştık. 3 Haziran tarihinde bununla ilgili bir tweet atmıştım ve 3 gün sonra da Launchpool yayınlandı. Launchpool 7 Haziran gecesi başlayacak. 11 Haziran Türkiye saatiyle Öğlen 3'te de IO Binance'de listelenecek. Bundan önce Web3 cüzdanından veya PancakeSwap aracılığıyla IO coin'i alabileceğinizi söyleyen herkes dolandırıcıdır. Lütfen buna dikkat edin. Bu coin'i Launchpool harici hiçbir yerden alamazsınız. Bununla ilgili zaten bir videom vardı. Açıklama kısmında da bu videoyu bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Başlıkta ve görselde lista yazıyor. Çünkü listada şu anda Binance Mega Drop'ta kazanabildiğimiz bir coin Binance'te o da listelenecek 20 Haziran tarihinde o yüzden bunun ismini yazmıştım ama ben bunu ay olarak değiştireceğim. Yani aslında mantık aynı dolandırıcılar hep aynı mantığı kullanıyor. Aynı şekilde dolandırıyor. O yüzden size bir bilgi verecektir bu videoyu izlerseniz. Zaten ben de kendim uygulama olarak dolandırılarak bunu size nasıl yaptıklarını gösterdim. O yüzden lütfen buna çok dikkat edin. Videonun başında bunu söylemek istedim. Tabii ki Binance Launchpool'u ilk defa duyanlar için ufaktan bir onu da anlatalım. Aslında burada da yazdığı gibi Launchpool Binance'in token çıkartma platformu. Binance'te yeni listelenecek coin'lerin etkinliği yapılarak kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde tamamen sıfır maliyetle bu coin'i dağıtıyorlar. Tabii ki ücretsiz olduğu için kazançlar böyle çok maksimum olmayacaktır. İstediğiniz kadar alamıyorsunuz. Burada ne kadar çok stek ederseniz o kadar çok kazanıyorsunuz. Bunların detaylarını zaten videonun içinde anlatacağım. Tabii ki bu launch katılmak için bir Binance hesabımızın olması gerekiyor. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa açıklama kısmına bırakacağım. %20 komisyon indirimli referans linklerini kullanarak Binance TR'ye ve Binance'e kayıt olabilirsiniz. Sıfırdan eğitim serim mevcut isterseniz bu videoları izleyerek binance nasıl kullanacağınızı da detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Her şeyi zaten bu oynatma listesinde detaylı şekilde anlattım. Aynı zamanda linkleri kullanmayı unutmayın. Ömür boyu indirimli linkler bunlar. Binance'in launch videolarını zaten ben sürekli yapıyorum uzun süredir ve gerçekten uzun maddede güzel kazandırdı. Hem BNB'den hem de F2S'den stake yaparak kazançlar sağlıyoruz. Tabii ki bu launchları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram haber ve analiz kanalımız var. Burada da anlık olarak haber bildirimleri ve analizler paylaşıyoruz. Sohbet kanalında da sohbet ediyoruz. İkisine de katılabilirsiniz. Hepsinin linki açıklama kısmında bulunuyor. Launchpool ekranına gelmek için yukarıdaki sekmelerden daha fazlasına gelip buradan Launchpad'de Launch tıklayabilirsiniz. Launch Pool ekranına gelmiş olacaksınız. Bu arada bu anlattıklarımın hepsini mobilden de yapabilirsiniz. Mobilde de sol üst taraftaki Binance logosuna tıklayarak arama kısmına Launchpad yazarak bu sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle hangi coin'i stake etmek istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer elinizde zaten nakit tutuyorsanız F2ST ile stake yapabilirsiniz. Sıfır maliyetle, sıfır riskle kazanç sağlamış oluyorsunuz. Tabii ki BNB'ye göre F2ST daha az kazandırıyor. Ama dediğim gibi burada kesinlikle sıfır risk var. Çünkü F2ST dolara sabit bir coin. O yüzden düşme ihtimali olmadığı için hiçbir riskiniz de olmuyor. Ama tabii ki BNB'nin düşme riski olduğu için yeni alımlarda BNB'nin fiyatına geri çekilme olursa zararını görmüş olursunuz. Ve evet, kazandığınız miktarda bu zararı karşılamayabilir. O yüzden bunun riski olduğu için biz genelde BNB isteklerini uzun vadede hedeflenmesi gerektiğini söylüyoruz. O yüzden bu kararı siz kendiniz vermeniz gerekiyor kendi yatırım planınıza göre. F2SD dediğim gibi herkes yapabilir herhangi bir risk yok. O yüzden F2SD örneğini vereceğim. Ama zaten f 2 de gösterdiklerimin hepsi BNB havuzunda da geçerli hiçbir farklılık yok. Burada hemen F2SD'ye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ekran direkt karşımda çıktı. Ion.net. Burada Ion'un web sitesine White Paper'ına araştırma raporuna ulaşabiliyoruz. IO araştırma raporu Binance'in kendi düzenlemiş olduğu araştırma raporu. İsterseniz buradan özet bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Detaylı şekilde projeyi zaten anlatmışlar. Açıkçası ben IO'ya çıktıktan sonra da ilgi olacağını düşünüyorum. Çünkü projesine baktığımızda hem yapay zekayı destekleyen hem de günümüz teknolojisi GPU'yu destekleyen bir projeye sahip altyapı olarak da kullanılabilirliğini düşünüyorum. Aynı zamanda Nvidia'nın da desteklemesi belki bu projeyi daha da yukarılara çıkartabilir. Render'da da biliyorsunuz ki sadece Nvidia destek haberleri bile nerelere getirmişti. O yüzden ben IOU çıkışla beraber de cüzdanıma ekleyebilirim. Bunu zaten listelenme günü canlı yayında dile getiririm eğer alım yaparsam. Zaten token bilgilerine birazdan ayrıntılar kurallar kısmından da bakacağız. 2025'in sonuna kadar çok büyük bir sürküle adet planı yok. O yüzden bu fiyata baskı yaratmayacağının göstergesidir. Ama 2025 sonu sonrası sürükten sonraki adet artımları fiyat baskısı yaratabilir. Bu coin'de o yüzden kar almak önemli. Uzun vadeye bırakacaksak da riski gözü almamız gerekiyor. Zaten bütün yeni coin'lerde aslında bu risk var. Bu şekilde düşünebiliriz. Dediğim gibi bu özet bilgiyi siz de okuyabilirsiniz. Launchpad sayfasından araştırma raporuna tıkladığınızda detaylı rapor karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda whitepaper'ını okuyarak tokenle ilgili ve projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Web sitesine giderek web sitesini de inceleyebilirsiniz. Geçmişte oyanın airdropları e olmuş. Yani çeşitli ödüller kasılmış ama şu an ne kadar dağıttığı belli değil. Bildiğim kadarıyla sadece bir puan sistemi var. O yüzden kimin ne kadar kazandığını çok fazla bilmiyoruz. Eğer çok yüklü bir kazanç olursa bunun satış baskısı da gelebilir. Geçmişte benim karşıma ayo çıkmadı. Açıkçası çok fazla dikkatimi çekmedi. Eğer çekmiş olsaydı ben e, projeyi beğendim. O yüzden büyük ihtimalle airdrop'una katılırdım. Hiç ses sistemini kullanırdım bir airdrop almak için ama nasip değilmiş diyelim. İlerleyen zamanlarda yine bir şey olursa, bir kazanç sistemi olursa bunu yapmayı düşünüyorum. Bu arada partnerler kısmına baktığımızda Solano altyapısında olduğu için Solano'yu görebiliyoruz. Aynı zamanda Aptos ve Render'da var. Yani açıkçası kötü bir proje olarak görmedim ben ilk bakışta. Çünkü bazen launchfuller'da yetersiz bulduğum projeler olabiliyordu ama ayol bu tarz bir proje değil. Buradan get started diyerek sistemine de göz atabilirsiniz isterseniz. Kullanım alanları şu anda hala mevcut. Bunun tabii ki detayına girmeyeceğim ama herhangi bir ödül sistemi olursa bunun detayına girip bunu da göstermiş oluruz. Bu şekilde proje ilgili bilgi edinebilirsiniz. Ee, ama tabii ki önemli olan bizim için launch pool. Launch kurallarına bakmak için buradaki ayrıntılı kurallar kısmına tıklıyorum. Ayrıntılı kurallar kısmında ilk başta karşımda çıkan uyarı Binance bu token'in listelenen ilk platform olacağı söyleniyor ve 11 Haziran Türkiye saatiyle öğlen 3'te alım satımının açılacağını. Bundan önce aldığınız tokenlerin hepsi dolandırıcı olabilir. Lütfen dikkatli olun diye ilk uyarıyı burada zaten yapmışlar. O yüzden tekrardan hatırlatalım. Dolandırıcı tokenlerine dikkat edin arkadaşlar. Token adının aynı olması, adedinin aynı olması, görselin aynı olması bu coin'in olduğunu göstermez. Binance'de listelenmeden önce hiçbir yerden alamayacağınızı lütfen bilin bununla ilgili zaten dediğim gibi kanalımda video mevcut. İsterseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Hatta şu anda Twitter hesabımda bununla ilgili bir uyarı paylaştım. Burada da linki bulunuyor. Buradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü ilk haberleri orada paylaşıyorum Telegram'la beraber. Zaten listelenme tarihini söylemiş olduk. 11 Haziran Türkiye saatiyle 15.00'da Binance'de listelenecek herhangi bir değişiklik olmazsa değişiklik olursa onu da Telegram ve Twitter'dan bildiririz. Çünkü geçmişte değişiklikler olduğu olmuştu bazı coinlerde. Farm süremiz toplam 4 gün 7 Haziran gece saat 3'te Türkiye saatiyle gece saat 3'te bu farm başlayacak. Token adımız ayo.net kısaltması da ayo yani io olarak geçiyor. Tokenimizin genesis supply'i 500 milyon, total supply'i de 800 milyon. Launchpool'da verilecek adet 20 milyon adet arkadaşlar. Yani bu da total supply'in %4'ü yapıyor. İlk sirkülasyondaki adetimiz 95 milyon adet toplam %19'u yapıyor bu da genesis supply'in arkadaşlar. Tokenimiz Solana üstünde oluşturulduğu için Solana kontrat adresine de bakabilirsiniz. Tabii ki bu etkinliğe katılmak için kimlik doğrulması zorunlu. Açıklama kısmına bırakacağım. %20 komisyon indirimli referans linklerini kullanarak kayıt olup KYC yapıp etkinliğe katılabilirsiniz. Bu şekilde etkinlik kuralları da var arkadaşlar. Herhangi bir kural yok da diyebiliriz aslında. Sadece hesabınız olması ve kimlik doğrulması olması yeterli. Çok fazla lafı uzattık zaten ama gerekli şeyleri söylediğimi düşünüyorum ve hızlı hızlı size bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sormaya çekinmeyin. Ben bir giriş yapayım hemen nasıl katılacağınızı da detaylı şekilde göstereyim. Launchpool etkinliğine katılmak aslında çok basit. Tek bir butona tıklayarak stake işlemi yapabiliyoruz. Tabii ki biz f 2 havuzunu seçtiğimiz için elimizde F2S'de olması gerekiyor. Ben de şu anda 1000 dolarlık bir bakiye var. Ama istersen buradan F2S kısmına tıklayarak elimdeki USDT'leri F2S'ine çevirebilirim. Bu şekilde aslında USDT de f 2 de aynı şey ikisi de dolara sabit. E, bu anlamda herhangi bir kaybımız yok. Buradaki stake et butonuna tıklayarak maksimum şekilde ben elimdeki bütün F2S'leri gördüğünüz gibi Launchpool havuzuna stake ettim kamp süreci başladığında saatlik olarak ödüllerin buraya yansıyacak. İstersem ödülleri al butonuna tıklayarak ödüllerimi alabilirim ama bunun zorunluluğu yok. Zaten etkinlik bittikten sonra direkt spot hesabımıza bütün ödüller geçiyor. Yani burada her saat başı girip ödüllerinizi almaya gerek yok. Yani spot hesabımızda etkinlik bittikten sonra geçmiş olacak. Bu da kafa karıştırıyor. Bunun da sorusu çok geliyor. O yüzden her dakika alma zorunlu yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki ben buraya stake ettiğim coin'leri kilitlemiş mi oluyorum? Çekemiyor muyum? Hayır çekebiliyorsunuz. Herhangi bir kitleme söz konusu değil. Paraya çevir kısmına tıklayarak istediğiniz miktarda çekim işlemi yapabilirsiniz. Mesela ben burada 500'ünü geri çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi direkt anlık olarak hiçbir işlem ücreti olmadan 500 f 2 spot hesabıma çektim. Tekrardan stake etmek istersen buradan stake etlerim. Ve gördüğünüz gibi stake işlemini gerçekleştirdim. Yani herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Saatlik olarak ödüllerin yansıdığını söylemiştim. Saatlik olarak yansıyan ödüle göre aslında ne kadar kazanç elde edebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Tabii ki bu değişiklik gösterebilir. Havuzdaki para arttıkça sizin de kazancınız düşebilir. Ama bu ortalama olarak doğru bir analiz diyebiliriz. Saatlik olarak gelen miktara bakabilirsiniz. İsterseniz BNB havuzuna tıklayarak dediğim gibi elinizdeki BNB'leri de stake edebilirsiniz. BNB'de benim yaptığım strateji size de anlatmak istiyorum. Öncelikle elimdeki BNB'lerin hepsini ben Binance kazan kısmına stake etmiş durumdayım. Şu anda Launchpool başladığında oradaki BNB'ler bana Launchpool token'ı kazandırmaya devam edecek. Aynı zamanda şu anda Mega Drop olduğu için Binance Mega Drop'ta lista token'da kazanabiliyorum yapmış olduğum stake'lerden. Yani bu stake'lerdeki BNB bana hem Megadrop hem de Launchpool token'ı kazandırmış oluyor. O yüzden Binance kazan kısmını kullanabilirsiniz. Bunun detaylarını zaten öncesinde Twitter hesabımda bir video halinde paylaşmıştım. Bunu da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak bu konuyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda Megadrop videomda mevcut kanalımda şöyle hemen onu da göstereyim. Burada görmüş olduğunuz Binance Mega Drop lista görebilirini yaparak da Binance'ten lista tokenı listelenmeden önce alabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi BNB stake edenler için Burada da detayları zaten anlatmıştım. Ben BNB stakelerinde bu stratejiyi kullanıyorum. iki taraftan da ödül alabilmek için. Ama ben BNB yatırım yapmıyorum derseniz F2S ile de dediğim gibi bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. IOTOKEN'ın kaç dolar olacağını merak edenler için Twitter hesabımda bir fiyat analizi Videom olacak ama ortalama olarak 400 milyon market cap'e ulaştığını düşünürsek ortalama olarak fiyatında ne kadar olduğunu şu anda ekranda görmüş olacaksınız. Hesaplayıp ekrana yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde şu anda düşüneceğim bu ama genel olarak kaç dolar olabileceği ile ilgili yorumumu Twitter hesabımda uzun bir şekilde yapacağım onu da takip ederek görebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Başka anlatacak hiçbir şey kalmadı. Ama kafanızda bir şey takılırsa dediğim gibi yorumlar kısmında sormaya çekinmeyin. Tabii ki bana destek olmak için de kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.